Tarım Öz'ün sunduğu Tarım Masası programı devam ediyor. Sevgili seyirciler, tekrar beraberiz. WhatsApp'tan çok yoğun telefonlar geliyor. Yalnız WhatsApp'tan arama yapmayın, mesajınızı yazın. Çünkü telefonlara cevap veremiyorum. Arkadaşlar da veremiyorlar. O yüzden WhatsApp'tan adınızı, soyadınızı, nereden yazdığınızı lütfen yazın. Ve sorularınızı veya düşüncelerinizi yazın. Ekranlardan paylaşacağım. Aynı şekilde benim de tamamen kilitlendi. Ki Urfa'dan size acayip selamlar var. Urfa, Mardin, Antalya'dan Ali İhsan, Isparta'dan Emel Gedik, Urfa'dan İhsan İzol, Mardin'den Halim Budak. Bunlar memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Evet. Isparta'da izleniyoruz. Konya'da, Samsun'da, Çorum'da, Ankara'da. Evet, Türkiye'nin her tarafından var. Şu an kilitlenmiş vaziyette benim telefonum. Biz de onlara çok teşekkür ediyoruz sevgili seyirciler. Bizi yalnız bırakmayın. Bize destek verin. Sizin sesiniz olmaya biz devam edeceğiz. Dilimiz döndüğünce yaşadığınız problemleri anlatacağız. Şumra'dan Güleçler Tarım arıyor. Mehmet Güleç yazıyor. Evet. Gübreye ne zaman değineceksiniz? Bu yanlış gübreleme, yanlış sulama ne zaman program işlenecek? Şimdi sulama diyor? Konusuna geleceğiz. İsterseniz buğday olayını bitirmiş miydik? Ha, bitirmedik. Onunla devam edelim. Ondan sonra kuraklıkla beraber sulamaya geleceğiz. Yine aynı şeyden tekrar zikredeyim ben. Burada ofisle tüccar arasındaki fark korkunç afaki rakamlar. 5 milyar yakın bir ki rakam. Bu yıl, böyle bir yılda kuraklık vardı. Bir, sulama kuyularında Konya pilot bölge MEDAŞ'ta aylık fatura. Çiftçi zaten kurakta cebelleşirken sulama kuyularından veyahut da kooperatif kuyularından ciddi sorunlar yaşadı aylık faturayla. Ya onlara ayrı ayrı geleceğiz. Yok, bunlar aslında komple bir bütün halinde. Tarla faresi, bu yıl İç Anadolu'da ciddi bir fare vardı. Bu yasaklanan ilaçlar, ziraat odaları veyahut da ilçe tarım müdürlüklerinin ziraatla mücadelede çiftçiyi yeterince eğitmemesi, özellikle ziraat odaları. Ziraat odaları aidatını almadı mıydı hiç? Gidip evramı yaptıramıyorum ben. Ama geldi miydi kendileri yurt dışı seyahatlerinde, ülke turlarında vesaire vesaire. Yani buna benzer konu başlıkları çok fazla, söyleyeceğim kelime de çok fazla. Ziraat odalarına karşı acayip şişkinim ki bir ben değil, yazışmalar görüyorsunuz işte size de gelenler. Çiftçi eğitim noktasında sıfır, yani hiçbir şey yok. Seçildi miydi başkan veyahut da başkan yardımcısı, oradan makam mevki peşinde ve para toplamakla meşguller. Ama eğitim noktasında yaptıkları hiçbir şey yok, hiç. O zaman şöyle devam edelim. Biraz önce toprak mahsulleri ofisi, işte et süt kurumu, TİGEM konuşuyorduk. Bunları denge kurumu olarak devlet kurmuş bunları. Demiş ki et balık kurumuna mesela et fiyatları bununla düşünce müdahale et al, fiyatları biraz yüksel. Çıkınca müdahale. Et fiyatları da çıkınca piyasaya et sür. Et fiyatlarını dengele. Var mı abi böyle bir şey şimdi? Böyle bir olay, devlet kasaplık mı yapacak diye kapattılar. Daha yeni açtılar et ve süt kurumunu. Bunun yanında toprak mahsulleri ofisi niye kurulmuş? Çiftçinin buğdayı ederinden alınsın, pazar oluşsun, alım garantisi olsun diye. Ama toprak mahsulleri ofisine şu yetkiyi vermiş şimdi devlet. Demiş ki eğer buğday fiyatı yükselirse ithal etme yetkisi vermiş. Ya böyle saçma bir şey olabilir mi? Ya çiftçiyi korusun diye toprak mahsulleri ofisi kurulmuş ama ithal et yani Demokles'in kılıcı gibi ithal getiririm ha diyerek çiftçinin başında bir tokmak olarak toprak mahsulleri ofisi duruyor. Ya bunlar çiftçilere destek olması için kurulan kurumlar. Ne desteği abi? Köstek olmasına ne desteği? Çiftçiye artık rakip olmaya başladı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Abi desteğini bırak siz. Köstek oluyor. Ne desteğinden bahsediyorsunuz? İşte toprak mahsullerinin ofisinin yaptırımı belli. Küçük çiftçiyi bitirmek. 2500 kilonun altındaki buğdayı almıyor. Ki ilçe tarım ÇKS bile vermiyor. Ya ÇKS'si çıksa bile buğday alım belgesi vermiyor ofise. Yani bunlar tamamen büyük sıkıntılar. Amaç ya çiftçiyi bitirmek ya tamamen birilerine hizmet etmek burada. Toprak Mahsulleri Ofisi işte aradaki para farkını hesapladık abi beraber seninle. Korkunç bir para. Nerede? Bu kayıp kimin? Bu kayıp bizim ekonomimizin, ülkemizin, çiftçinin, çiftçiden giden para bu. Çiftçi. Bankalar zaten sömürgeci düzen haline gelmiş. İşte biraz önce Afrika örneği. Gözümüzü açtığımızda elimizde İncil var, verimli topraklarımız onun. Bizim savaşlarda vermediğimiz, o milli mücadelede vermediğimiz topraklarımız 50 dakar tarlası olan şimdi gidiyor istediği krediyi çekiyor. 50 bin metrekare toprağı olan.
Bankalar tek tek alıyor. Şu anda binlerce dönüm satılan araziler var abi. Bu konuda Edirne valisiydi yanılmıyorsam açıklama yaptı. Dedi ki eğer toprağınızı ben istersem Edirne valisi olarak parasını versem bile bana satmayın dedi. Yani şu anda bankaların böyle bir operasyonu var. Mesela sosyal medyada da gazetelerde de okudum. Gıda Tarım Hayvan İş Bakanlığı da açıklama yaptı soru önergesi üzerine. Çok büyük oranda toprak tarım arazileri, tarım toprakları alınıyor. Bolu'da 4 elde yanılmıyorsam. Geçen gün biz de paylaştık. Evet. Evet. 180 bin hektar mı ne? Bir kişi almış. Hayır şey. Abi şu anda bir Trakya'da değil, bir Ege'de değil bu. Türkiye'nin her tarafında var bu toprak alımı. Ve kimin aldığı meçhul. Bilinmiyor. Ha, bir zamanlar dendi ki paralel örgütler maden yasasından dolayı maden ocakları kapandı. Toprağa bağlıyorlar parayı. Ki böyle bir söylenti çıktı. Ciddi topraklar alındı. Benim köyümde de alındı, yan köyümde de alındı, yan ilçemde de alındı. Türkiye'nin her tarafından alındı ve hala da alınmaya devam alınan ediyor. Alınan toprakların ama büyük bir bölümü Trakya'da. Yani orada müthiş bir olay var ve Türk insanlar marifetiyle bu topraklar alınıyor. Buradaki ciddi bir operasyon var burada. Mesela bir Alman, dev bir Alman firması Türkiye'nin hatta dünyanın en büyük tohum üreticilerinden birini satın aldı biliyorsun. Evet. Bu da ne demek? Piyasadaki sektörün %22'sini eline aldı. Yani Alman Amerika'da ciddi bir gıda pazarını elde etti. Türkiye'de de bu böyle. Ki gıda pazarında elde etti. İlaç pazarında elde etti. Yani, tabii ilaç pazarında var. Bayer Monsanto'yu aldı şimdi. Evet yani isim vermeyeceğim ama verdiniz. Yani aldı tamamen birleşti. Ki Syngenta'nın Çinlere satılması gibi. Evet yani artık savaşlar tarım üzerinden yapılıyor. Dünyada gelecek tarım ha. Şimdi bunu konuşuyoruz. Şimdi tarım bizim ülkemizde desteklenmiyor. Destekleniyor gibi görüküyor. Şimdi maliyet hesabını yapıyorsun. Bir patatesçinin dekardaki maliyeti 4 ton. Aldığı zaten 4,5-5 ton. Bir tonu kar. O da bu yıl gibi bir piyasanın sıkıntı olduğu dönemde şimdi tarlada 30 kuruş. Tabi burada çiftçilerimiz diyor ki mesela biraz önce de konuştum ben. Komşularımızla iyi ilişkiler kurulsun. Bakın vatandaş artık bunları düşünüyor. Yani ülkemizin komşularıyla olan problemleri ta nereleri vuruyor. Onlar tabii, diyor ki ya o pazarlar açısından bizim malımız parası. İşte havuç üreticisi işte bunu söyledi. Geçen yıl verim düşük olmuş Konya havuç merkezi işte Kaşınan'a. Bir arkadaş da biraz önce telefonda bağlandı söyledi. Komşularla küs olduğumuz için havuçlarımızı gönderemiyoruz. Geçen yıl 13-14 ton aldık. Bu yıl verimi yüksek bekliyoruz ama zarardayız. Evet. Patates süreci ki keza aynı şeyi söylüyor. Buğdayda bu sene İç Anadolu'da ciddi bir kuraklık vardı. Kuraklıkta bu karayel dedikleri rüzgarın esmesi Tarsim kapsamına da sokulmuyor bu. Çiftçi zaten yan ağla dön ağla. Yani bir dokun bin ahış değil, bir dokun milyon kere ahış. Evet. Burada WhatsApp'tan da bayağı ciddi aynı şeyler şey geliyor. Geliyor evet. Sevgili seyirciler lütfen WhatsApp'tan arama yapmayın. Canlı yayında cevap vermemi beklemiyorsunuz sanırım. WhatsApp'tan yazın ben buradan okuyacağım. Lütfen WhatsApp'tan aramayın. Şimdi bir izleyicimiz yazmış. Emel Gedik Isparta'dan selamlar gönderiyoruz Isparta'ya da. Ziraat odalarının maalesef çiftçiyle aidat toplama dışında hiçbir bağlantısı yok. Çiftçiye hiçbir faydası yok. Ziraat odalarının misyonu değişmeli artık. Demiş. Ziraat odalarının ben arananlar listesinde başına ödül verilen bir insanım. O yüzden katılıyorum size. Yani ziraat odaları bu konuda sıkıntılı. Kesinlikle. Yine bir MEDAŞ'la ilgili bir soru var. Abi MEDAŞ terörünün onu kim geçecek? MEDAŞ terörünün önüne kim geçecek? Doğru söylüyorum. Bu da önemli. Şimdi elektrik konusuna değineceğiz. Burada seyircimizin yönlendirmesiyle şey yapalım. Bir ülkede gelir gider dengesi vardır. Ben ülkeyi bırak evde bile vardır. Tabii ben parayı ne zaman alıyorum? Aydan ayı alıyorum. Faturalarımı da aydan ayı öderim. Ben 6 ayda bir üründen para kazanıyorum. Ödemelerimi de 6 ayda bir işte pancara, harmana diye daha borç öncesi, vardı. Daha öncesi böyleydi. Böyleydi ama şu anda
Bu MEDAŞ Konya bölgesi pilot seçildi ve satıldı bir X şirkete. Evet. Satılmasından dolayı özellikle sulamada sulama aylık fatura gelir aldı. Şimdi çiftçinin tohum parası var, gübre parası var, sulama parası var, işçi parası var. Var oğlu var. Yani bu adam şimdi nereden bulacak da bu parayı ödeyecek? Ki ya evindeki hayvanı satıyor, işte biraz önce hayvancılığa darbeden bahsettik. Sağ olsunlar MEDAŞ'ın elektrik faturasını ödeyebilmek için evindeki hayvanı avradının kolundaki bileziği bozduruyor köylü diliyle. Bitirdiler tamamen. Şu anda herkes düşman çiftçiye. Bir tane değil. Bir tane NBŞ'ye bahsettik biraz önce. Nişasta bazlı şeker değil, pancar üreticisine değil. Çiftçinin her tarafına düşman var. Her tarafta sarmış vaziyette. Gübrenin fiyatı, KDV'ler kaldırıldı gübrede. 1800 küsürlere gübre alırken KDV'ler kalkıldı 1000 lira seviyesine çekildi. 900 lira seviyesine ki örneğin bir 18-46. Şimdi bakıyorsun 1400 lira seviyesine çıktı. Mazot keza aynı. Çiftçinin kullanmadığı dönemde 3 lira. Çiftçi harekete geçti mi ekim zamanı, işleme zamanı 4,5 lira. Ha, bir canlı yayın telefonumuz var. Tabii. Zübey Bey merhaba. Merhabalar, iyi akşamlar. Kusura bakmayın beklettik sizi. Çok yoğun hararetli bir görüşme oluyor. Buyurun sizi dinliyoruz. Zübeyir Karaman. Zübeyir Karaman. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Konuklarınıza. Sağ ol. Vallahi nereden başlayalım çiftçinin sıkıntısını ki? Abi şimdi çiftçilerin sıkıntılarını anlatmaya kalkarsak bizim 48 saat falan kesintisiz ara yapmamız lazım. 5 dakikaya sığdır Zübeyir abi. İnşallah sığdırmaya çalışalım. Buyurun. Buğdayınız para etmez, fasulyeniz para etmez. Konuğumuz orada Halil Bey de izah etti. Patatesimiz para etmez. Mazotun yanına varamayız. Fasulye ona keza. Dert çok. Elmamız ona keza. Yani sütümüz ona keza. Yenin yanına gelemiyoruz. Valla ne diyelim? Daha başka ne diyelim Recep Bey? Bilemiyorum ki. Peki sizce nasıl düzelir bu? Komşularımızla yaşadığımız sıkıntılar mıdır bunun sebebi? Bölgesel ekim politikamız olmaması, mesela havza modelli destek vereceğiz dedi Sayın Bakan. İşte Konya bölgesinde şuna destek vereceğiz, burada buna vereceğiz. Ben yıllar önce söylemiştim bu olayı. En azından Ziraat Odaları Merkez Birliği diye bir birlik var. Şimdi Ziraat Odaları ne işe yarar? Hiç kimse bilmiyor. Merkez birlikleri de ne işe yarar bilinmiyor. Sadece benim medyadan takip ettiğim istatistik veriyor. İşte şu kadar şu üretildi, bu kadar bu üretildi, şu kadar ithal edildi. Bu böyle olmaz gibi açıklamadan öteye geçmeyen şeyler var. Siz nasıl görüyorsunuz? Ziraat Odaları bu problemi çözer mi? Biz ziraat odalarımızdan biz hiçbir yardım göremiyoruz ki. Seçimden seçime merhaba diyoruz. Buradan hatta ben WhatsApp numaramız ekranda yazılı. Ziraat odalarından biz çok memnunuz. Allah razı olsun diyen çiftçilerimizin lütfen WhatsApp'tan bir yazsın da ben artık göreyim şu ziraat odalarından memnun olan birilerini. Tamam Recep Bey, inşallah. Başka ekleyeceğiniz bir şeyler var mı Zübeyir Bey? Valla benim ekleyeceğim hiçbir şey yok. Sizlere saygılar, sevgiler sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sizin sorunuz var mı? Yok. Zübeyir Bey, şu elma fiyatlarına bir değinin. Bu hastalıklarına bir değinin ya. Elma fiyatlarında çöpe döküyoruz diyebiliriz. Yani mevzuya gittik Halil Bey. Allah abi ben buğdayla mısırı biliyordum. Elma da aynı şekilde. Yani çöpe döküyoruz mevzuya gittiğimiz tabii. Yani bizim çektiğimiz emek, attığımız ilaç cebimizden gidiyor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Zübeyir Bey. Allah yardımcınız olsun. İyi akşamlar. Abi yine WhatsApp'tan mesajlar yoğun bir şekilde geliyor. Recep abi patates 30 kuruş. Ne gezer 150 kuruş diyor. Siz 150 kuruş falan mı dediniz? Hayır önce? 30 kuruş dedim. 30 kuruş mu dediniz? Hatta eski parayı 300 lira dedim. Evet. Aynı zamanda benim ablam da yazmış. İyi yayınlar canım. Çok yakışıklı görünüyorsun demiş. Yakışıklısın. Kirpiye yavrusu güzel gelirmiş ya. Benim ablama da ben yakışıklı geldim. Bunun yanında çiftçinin Halil Bey'in hemşerisiyim diyor. Halil Bey gururumuz, onurumuz. Antalya'dan saygılar, sevgiler diyor. Ama lütfen şu WhatsApp'tan aramayın. Rica ediyorum. Çiftçinin derdini en iyi şekilde anlatmaya çalışıyor. İnşallah sıkıntımızı
yetkililere duyacağına inanıyoruz. İnşallah diyor. Duyasıya kadar uğraşacağız. bunun yanında yine şeyle ilgili Nebe şeyle ilgili arkadaşlar bir İsmail Bey'i söylemiştim bir yayına bağlayın bu arada. İsmail Bey çok dertli. İsmail Bey bayağı mesaj yazdı ve yayın boyunca da telefon etti. Görüyorum. O yüzden yayına almak istedim. Acaba ne diyecek merak ediyorum. İsmail Bey hazır olunca arkadaşlar bana bildirin. Onun birçok mesajı var. Abi çok çiftçimizin çok sıkıntısı var. Peki bu MEDAŞ olayına devletin el atma etkisi var mı? Mutlaka var. Devletin kontrolünde olan şeyler bunlar zaten. Bir ara girişimde bulunduk, düzeltilecek dendi. 2 yıldır mağdur çiftçi. Ki bu yıl çok ciddi mağdur. Evet. Bir, sulanan arazilerde bu karayel dediğimiz rüzgardan dolayı buğdayların cılız ve kalitesiz olması kuraklığın en büyük etkenleri. Hı hı. Zaten kıraçta da tamamen yağmur olmadı. Çoğu tarlaya hasat bile yapılmadı. Çiftçi şimdi MEDAŞ'ın borcunu nasıl ödeyecek aylık? Yine aynı konuya geliyoruz. Banka kredilerine yüklenecek. Zaten ertelenen bir kredisi var bu çiftçinin. Evet. Yani çok abi dert çok fazla. Abi WhatsApp'tan bir sorum olacak. Pancar eklen topraklarda kaç yıl daha pancar tarımı yapılabilir? Dünya kamış şekerine itibar ederken halen ovada neden bu olaydan geçilmiyor? Bazı raporlara göre pancar tarımı yapılan topraklar çölleşiyor. Bizi aydınlatır mısınız? Fatih Karaman. Bu da farklı bir bakış açısı. Şimdi münavebeli ekimde 4 yılda bir pancar ekilir. Yani arazini 4'e 1 özel taahhüt yaptır. 4 yılda bir ek. Yani bunda sıkıntı yok ki. Yani çölleştiriyor mu pancar? Yok. Şimdi çölleştirmeyi geçtik. Pancarın faydaları bile var. Yani orman gibi doğaya saldığı oksijen var. Yani bunlar sürekli yani birileri pancarı baltalamak istiyor sürekli ama pancarın hem havaya hem toprağa faydaları var. Bunlar niye göz ardı ediliyor? Biraz önce şeker pancarı anlattı. Arkadaşlardan da rica edeceğim. Bunu çok yoğun istek var. Hazır olunca bana bildirin. Biraz önce vermiş olduğumuz, programın açılışında vermiş olduğumuz vetreyi tekrar yayınlayalım. Hattımızda İsmail Bey var. İsmail Bey merhaba. Merhaba Recep Bey. Abi canlı yayında beni o kadar çok aradın. Israrla ben seni zaten bağlayacaktım. Buyur abi dinliyorum seni. Ama 5 dakikamız var. Süreni ekonomi kullan. Tabii fazla vaktinizi almayacağım. Birkaç dakika. Buyurun. Öncelikle İlgar Erkan'ıza böyle bir program yaptığınıza da olsa, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben Kayseri Şeker Fabrikası'ndan emekliyim. 28 hizmetim oldu. Yani bu anlamda bu bizim sektörümüzün garip olduğunu dile getirebildiğim bir yayın oldu aslında. Evet. Hem milli ürün olan Türk pancar tarımı ve şeker sanayinin korunması anlamında bunun çok katkı sağlayacağına inanıyorum. Neden derseniz Nişasta Üreticileri Derneği de sizin bu canlı yayınınızı harf harfine takip ediyor. Yani biraz önce de Şeker Sendikası Genel Başkanı İsa Gök'ün konuşmalarını da dinledim. Yani programı baştan beri dinliyorum. Konya Şeker Genel Müdürü olsun, İsa Gök olsun çok güzel konulara değindiler. Haftaya bu programın devamına da çok memnun oldum. Teşekkür ben, ederiz. Mısır şurubu ve şeker sanayi hakkında birkaç cümle ifade edeceğim. Buyurun. Orada da vaktinizi almayacağım. Şimdi birincisi TSE dediğimiz bizim Türk Standartları Enstitüsü var. Evet. Bu bile bazı konularda duyarsız kalıyor, araştırmıyor. Neden? Sektörümüz garip. Sahip çıkan yok. Ancak işte böyle ne kamu oluşturabilirsek. Bir içeceği veya gıda maddesini aldığımız zaman içindekiler kısmına bakıyoruz. Şeker veya glikoz fruktoz şurubu yazıyor. Orada mısır şurubu yazmıyor. Aslında orada bir kandırmaca başlıyor. Tüketiciler de bunun ne olduğunu bilmediği için. Şimdi glikoz fruktoz şurubu aynı zamanda şeker pancarının kimyasalını içeriyor. Aynı zamanda mısır şurubunun kimyasalını içeriyor. Yani kimyasalar aynı ama
pancar şekerinde %50 glukoz, %50 fruktoz var. Bir denge var yaratılış itibarıyla. Ama mısır şurubunda %20 glukoz, %80 fruktoz var. Bu da yüksek ihtimalle GDO mısırlardan yapıldığına göre tamamen sağlığımızı tehdit eden konumlar var. Dün Canan Karatay hoca açıkladı, direkt zehir dedi. Yani Canan Karatay tereyağı yiyin dedi, herkes karşı çıktı, haklılığı çıktı. Birçok bilim adamının bu ilaç lobilerinden aldıkları parayla kamuoyunu yanlış yönlendirdiği de belgelendi. Dolayısıyla Canan Karatay'ın sözlerinde ben itibar ediyorum, nebeşe zehirdir dedi ve karaciğeri mahveder dedi. Evet doğrudur. Ben 2014 Mayıs ayında Uluslararası Şeker Sempozyumuna katıldım. Oradan çok güzel şeyler, yani dünyaya bakış açım değişti aslında. Bir kez daha orada Türk şeker sanayisinin korunması gerektiğine inandım. Sesim geliyor mu? Geliyor geliyor, buyurun. Tamam. Yani bir de şu var. 2009 yılında Kayseri Şekeri Teknik Heyeti'ni Kazakistan'a davet etti. Kazakistan devlet büyükleri. Konu şuydu. Ruslar Kazakistan'dan çekilirken teknolojileriyle beraber çekiliyor. Orada pancar şekeri yapan, pancardan şeker yapan fabrikalar atıl kalıyor. Kazakistan devlet başkanı büyükleri dolayısıyla davetinde diyor ki halkından, yani pancar tarımını yapan halkından çiftçi getir, halkıma çiftçilik öğretsin. Ziraat mühendisi getir, benim ziraat mühendislerime pancar tarımını öğretsin. İşte fabrikayı çalıştıracak teknik insanlar getir ve fabrikayı kendi insanımla çalıştırabilecek hale geleyim, sonuçta dışa bağımlı kalmayayım diye böyle bir davette bulunuyor. Kayseri Şeker'den teknik ekip gidiyor, 10 gün kadar incelemelerde bulunuyor. Benim arkadaşlarım da gitti, ben gitme kısmet olmadı. Bu da bizim bir bakış açımızı değiştirdi. Yani demek istiyor ki ülkenizde ne yetişiyorsa milli ürün olarak dışa bağımlı kalmayacak şekilde. Yani pancar şekeri vücut tanıdığı için yaratılış itibarıyla Cenab-ı Hak ne yapmış? Pancar şekerini vücut tanıyor, karaciğer tanıyor, karaciğerde absorbe oluyor. Mısır şurubunu tanımıyor. Bingül Sönmez Hoca'nın deyimiyle mısır şurubunu direkt trigliserit olarak kana atıyor. Evet, yani bu konuda bilgiler, belgeler mevcut. İnşallah haftaya Şeker Sendan'a Genel Başkanı bu konuda çok daha güzel bilgi ve belgelerle gelir. Yani bu konuda derdimiz çok ama Türk şeker sanayi korunmalıdır, ayakta tutulmalıdır, taşeron sokulmamalıdır. Yani bir şeker fabrikaları çalışanlarının okulu yok. Hepimiz ustalığımızı, bilgi ve maharetimizi şeker sanayi üzerinde şeker fabrikalarına giriyoruz. Aynı orada üniversite okuyor gibi eğitimlerimizi alıp bir usta haline geliyoruz. Nesilden nesile, nesilden nesile bunun aktarılması gerekiyor. Evet. Yani size özellikle bitiyor herhalde. Özellikle çok teşekkür ediyorum. Bu konuyu devam ettirmenize de çok seviniyorum. İnşallah bizim Kayseri yerleri kırlar da bu konuya biraz duyarlılık gösterir, haberler olur. İnşallah bu konu 2001 yılında başlayan şeker kurumu 2001 yılında kuruluyor. İşte Kemal Derviş geliyor. 15 yasa çıkıyor acil geldiği günün ertesi. Bunlardan bir tanesi şeker yasası. Aslında Türk pancar tarımının alt dinamizmin konduğu yıllar. Bu konuda çok dertliyiz. Fazla da uzatmayayım. İlgili arkadaşlara çok teşekkür ederim. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Kemal Derviş yasaları çok uzun süre sonra anlaşıldı. Altyapısında neler var? Bakın, çiftçilerimize ben her zaman söylüyorum. Diyorum ki bize destek verin. Yani bize WhatsApp'tan yazın dertlerinizi, problemlerinizi. Biz son nefesimize kadar bu tarım masasında bu tür olayları masaya yatıracağız. Korkumuz yok Allah'a şükür. Birçok tehdit alıyoruz, birçok söz daha veriliyor. Ama korkmuyoruz, ısrarla gidiyoruz. Çiftçiye yanlış yapan karşısında tarım masasını bulacak. Kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tarım Öz'ün sunduğu Tarım Masası programı devam edecek.